Sevgili dostlar, Yörük Türkmen TV olarak Bezirgan Yaylası'ndayız. Kaş Bezirgan Köyü. Burası tarihi bir köy. Çekimlerde göreceğiniz gibi tarihi, ambarlı ve birçok tarihi dramatik, komedik, sosyal olaylara meydan olmuş, ev sahipliği yapmış bir köydeyiz. Şimdi de Kaş Yörükler Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Kayır var yanımızda. Burada bir etkinlik düzenledi. Ata mirası, kültürü yaşatarak geleceğe aktarmak için onun da böyle imkanlar dahilinde çalışmaları var. Sayın Başkan, buradaki organizasyonun amacı nedir? Kafanızdan ne geçiyor? Evet, Kaş Yörük Türkmen Derneği, Hüseyin Kayır olarak öncelikle sizlere Enver abicim hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii konunuzu biraz uzatmak istemem ama hani küçük detaylar vermek istediğim. O yüzden biz arkadaşlarımızla Kaş bölgemizde Kaş Yörük Türkmen Derneği'ni kurduk. Kurulmuş olmasının amacı bölgemizdeki Yörük Türkmen camiamızın kültürünü yaşatmamız ve bunu insanlarımıza tanıtmamız. Pek tabii ki. Ama bunu yaparken insanlarımıza verdiğimiz bir mesaj var. Bu tarz çalışmaları sadece kurum ve kuruluşlardan ve derneklerden beklemeyiniz. Çünkü derneklerden, kurum ve kuruluşlardan beklenen hizmetler yok olmaya yüz tutmuştur. Biz bunu kendi köyümüzün içerisinde yaşatalım. Köy halkı olarak siz bir araya gelin. Biz sizlere organizasyonlarda öncülük yapalım, askerlik yapalım. Biz bu organizasyonların tertiplenip düzenlenmesinde sizlere destek olalım dedik. Ve benim de kendi ata toprağım olan Bezirgan Köyü halkımıza öncelikli olarak bu projeyi başlattık. Sağ olsunlar, dediğiniz üzere Bezirgan Köyümüz tarihiyle, sosyal yaşantısıyla, insanların folklorik yaşantısı ve özellikleriyle Kaş bölgesini temsil eden çok nadide özel köylerden bir tanesi. Ve halkımızın tabii ki muhtarımız ve azalar ve köyü halkımız bir araya gelmişler. Dediler ki, Hüseyin Başkan, biz böyle bir organizasyon yapmak istiyoruz. Sizin de derneğinizle buna destek verir misiniz? Ya tabii ki biz bu tarz organizasyona zaten destek vermek için bu derneği kurduk. Hay hay dedik ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte çizmelerimizi giydik. Ve bugün burada Allah'ın izniyle öyle bir dostluk, öyle bir kardeşlik, öyle bir birlik beraberlik gördük ki köy halkıyla bu organizasyonun tertiplenmesinde. İnanın dağdaki çobanından, kasabından, manavından, bakkalından, çiftçisinden, köyüz hepsi bir araya geldi. Şu meydanın, şu alanın düzenlenmesi için biri eline çapasını küreğini aldı, birisi eline süpürgesini aldı. Ve burayı 2-3 gün içerisinde imece usulü bugünkü haline getirdik. Ve şu an çok muhteşem bir ortamda, çok güzel, çok muhteşem bir şenlik yapılıyor. Demek görüyor ki halk buna sahip çıkarsa, millet buna sahip çıkarsa ne derneğe gerek var ne de herhangi bir kuruma. Çünkü halkın özü, halkın kendi folklorik yaşantısı, kültürü zaten bu. Bunu da birinin yaşatmasına gerek yok. Halk kendisi yaşatsın yeter. Şimdi aldığımız mesaj şu. Sayın Başkan diyor ki, benim anladığım kadarıyla, mutlaka siz de öyle anlayacaksınızdır. Önce herkes mahallinde, köyünde, oradaki geleneği yaşatsın. Zaten konuyu biz o zaman otomatikmen kurtarmış oluruz geleceğe. Kültürü mutlaka aktarmış oluruz. Önce yani kapımızın gönlü, herkes kapısını gönlü süpürecek. Herkes mahallinde geleneğini yaşatacak. Doğru mu anladık başkanım? Kesinlikle, kesinlikle Enver abicim. Tam olarak anlatmak istediğimiz de bu zaten. Önce kendi evimizin önünü, kapısını süpüreceğiz. Çocuklara yardım için dernek kurmaya gerek yok. Halkın zaten kendisi başlı başına bir güç. Halk kendi çocuğuna bakarsa buna kim bakacak diye insan aramasına gerek yok. Halk kendi kapısını, kendi mahallesini, kendi köyünü temiz tutarsa o köyü temizleyecek insana da gerek yok. Bu şekilde gerek silahlı kuvvetlerimize, gerek belediyemize, devletimizin kurum ve kuruluşlarına zaten omuzlarındaki yükü almış oluyoruz. Ve onların da, devletin de yükünü hafifletmiş oluyoruz. Bu şekilde devlet de oraya harcayacak olduğu enerjiyi bu memlekete çok daha farklı hizmetler olarak geri getirebilir. Ben diyorum ki gücümüzün yettiği ufak tefek olan şeyleri zaten biz yaparız. Bunu da ele bırakmayalım. Peki, kolaylıklar diliyorum Sayın Başkan. Şurada bir arkadaş var herhalde, yardımcınız. Bir de onu tanırız. Tabii ki Ahmet Şaşoğlu. Kendinden dinleyelim. Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu. Merhaba arkadaş, sizi tanıyalım. Merhabalar, Ahmet Şaşoğlu. Ben Yörük Türkmen Derneği üyesiyim, Kaş. Aslen Bezirganlıyım, ben de buralıyım. Ya siz ne diyorsunuz? Yani burada bu organizasyonun amacı ne ve hedefiniz ne?
Ya şöyle diyeyim, yani bir hedef koymadık aslında, bir hedef demeyelim buna da, sonuçta burada köylerimizle beraber hep beraber olmak amacımız baştaki. Burada yaşayan insanlarımıza güzel bir anı yaşatmak. Birlikte olmak. Birlikte olmak tabii, birlik beraberlik içerisinde buradaki olmak. Buradaki kültürü aynen. Tekrar zaten, canlandırıp sergilemek. Şimdi Bezirgan zaten yörük kültürünün harmanı olduğu bir yer. Burada da bunu yaşatmak lazım. Uzun yıllar unutuldu. Sağ olsun başkanımız böyle bir şeye destek verdi. Sağ olsun muhtarımız, köylülerimiz yapalım dediler. Biz de hadi dedik, tamam dediği gibi başkan çizmelerimizi giydik, çıktık yola. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum başkanlar. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar, sağ olun. Sağ olun. Arka fonlar ufak ufak ve hoş geldin, hoş geldin. Arka fonlar ufak ufak tekrar. Ben bir yazar İlhan Kurt abimiz. Beş kazalı sıra yeter. Kitabı... Şunu yapacağım diye inanması lazım değil mi? Bu insanlar inanmışlar. Bak, sahili var, yaylası var. Bir Lami Ünal amcamız var bakın. Ne yapmışlar aşağıda? Yıllardır da ne deriz? Ödüller aldı bu adam. Kamber Hoca deriz değil mi? Kamber Hoca'nın camisi olarak biliriz. Bu adamlar Lami Ünal Camii'ni yapmışlar. Bu memleketin insanı yapmış bir cami. Biraz yukarı çıktık. Bak sahilden, denizin dibinden buraya doğru geleceğiz. Yavaş yavaş yaylaya çıkacağız. Tamam mı? Şimdi yağlığımızı aldık. Yanımıza çantamızı astık. Oradan Mustafa Kocakay amcamız var. Zamanında Allah razı olsun. Yapandan, yapmayandan, emeğe geçenden. Bir kilise varmış Rumlardan kalan. Onu da tadilat ettirmişler, camiye çevirmişler. Ne var? Mustafa Kocakaya cami var değil mi? Allah razı olsun. Ben yaşım olarak bu insanları görme, tanıma şansı, fırsatı bulamadım ama gerçek bir hayırsever, gerçek bir gönül adamı Mustafa Özgen amcamız var değil mi? Namı değer Balli. Ya Mustafa amcamız neler yaptı? Neler yaptı değil mi? Kalkanın merkezine. Sağ olsun Mustafa Özgen camini yaptırdı. Bunları konuşalım, bunları anlatalım. Allah'ın izniyle şu memleketin insanı, şu memlekette yapılan her türlü devletin, kamunun, kuruluşun vatandaşın işi görülsün diye ya yerini verdi ya o yerin üstüne bir taş koydu, tuğla koydu, inşaatını yaptı. Bu memleketin insanları aç kalmasın, açıkta kalmasın, hasta olmasın diye hepsi eğitim alsın. Hem bedenini terbiye etsin, hem kalbinin ruhunu, hem de beşeri ilişkileri artsın diye. Biraz daha yukarı çıkalım. Biraz daha yukarı çıkalım. Veli Garaçar diye, Garaveli'nin Veli diye biri var. Hiç duydunuz mu? Akbel Camisi'ni yaptırdı değil mi? Bak bu memleketin insanı demek ki kendi kabuğunu kırabiliyor. Kalkan şunu bunu değil. Biraz daha yukarı çıktık tepeye. Ne yapmış? Akbel'in camini yaptırmış değil mi? Allah razı olsun. Duyanınız vardır, duymanız vardır. Bilin. Yapan insan söyleyemeyebilir. Makbul olan da bu zaten. Ama biz gençler olarak örnek almamız gereken insanlar bunlar olduğu için biz bunu dile getirelim. Atalarımız, ecdadımız bu memleketi bize bırakmasaydı biz bugün burada olmazdık. Bu insanlar bu eserleri yapmasaydı biz bugün gene burada olmazdık değil mi? Bizim memleketimiz güzel. Memleketimiz bir tane. Kıssadan ise adamın dedesinden bir dönüm yer kalsa, bir evlek yer kalsa, bir yurtluk kalsa, bir karış yer kalsa kalkanın göbeğinde veya çevresinde bir dönüm yer kalsa ne diyoruz? Allah razı olsun diyor değil mi dedesine? Ama ne olursa olsun dedesi teşbihat olmasa da biz bizeyiz. Yabancı yok. Yani nedir? Ya iyidir, kötüdür, sağdır, solu hiçbir fark etmez. Allah razı olsun diyoruz bize bir şey bırakın da. Ya adamlar gelmiş, atalarımız bir araya gelmiş, hepsi bir araya gelmiş. Bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bırakmış. Biz buna Allah razı olsun demeyelim mi? Fatih Sultan Mehmet de bizim atamız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim atamız. Hepsi bizim atamız. Hiçbirinin diğerinden bir üstünlüğü yok. Hepsi bize övünç, kıvanç kaynağı ki böyle bir nesilden geliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz değil mi? Evet, Kördere'den, evet, Akbel'den Kördere'ye geçtim. Bir de Mustafa Şalvarlı amcamız var değil mi? Bak onların da yetiştirdiği, ailesinden güzel insanlar çıktı. Biz iyisini alacağız, kötülüğün değil. İyisi de iyi tarafına bakacağız. Her zaman Allah razı olsun, memleketimizde yöneticilik yapan insanlarımız da var bu aileden. Mustafa Şalvarlı değil mi? Mustafa Şalvarlı amcamızın namı değer Bıttili Kördere'ye bir cami yaptı değil mi? Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Bunu da bilelim. Ordu mahallemizin sakinleri var bir de.
Ordu Mahallesi'nden kimse yok mu burada? Şöyle elleri görelim. Ordu Mahallesi'nden oturan yok herhalde değil mi? Arkadaşlar burada bak ordular. Ya bu adamlar bir araya gelmişler. Bunlar da biz de iman sahibi, ehli sünnetiz, Müslüman insan demişler. Orduya bir cami yapmışlar. Allah razı olsun. Onlara da bir alkış yapalım ya. Bir araya gelip yapmak bunlar kolay değil. Bu köyün insanı bunlar ya. Yaylası burası, ise sahili orası. Bizim ordumuz var, Ulugöl'ümüz, Çukurca'mız, değil mi? Körderemiz var. Bunlar bizim sahilimiz. Curacı Osman abi de sahil bezirgan diye Ulugöl'ü bulmuş bu arada. Bilginiz olsun. Bizim yaylamız Bezirgan'dır. Sahili Ulugöl var, doğru. Ben de orada ikamet ediyorum. Kalkanımız var. İskele, eski adıyla İskele. Şimdi Ordu Mahallesi'nden bir yukarı çıktık. Ceviz dibine gelelim şuraya. Çok uzak değil. Ceviz dibinde de bir camimiz var. Hacı İzzet Ortaç ve Bezirgan halkını bir araya getirmiş. Oraya bir cami yapmış değil mi? Bir de bunu alkışlayalım. Bir de ona Allah razı olsun diyelim ya. Ya şimdi şurada bak, şu ağacın gölgesindeyiz ama karşıda da mis gibi böyle bir heybetli, arkasında insanın böyle hakikaten içine girip şöyle bir şu abdest alıp dua edesi geliyor, namaz kılası geliyor. Turan Kılınç amcamızı, sağ ol Turan, unutalım mı ya? Ulan burada, Turan amca. Turan amcaya da Allah razı olsun. Yiğit namınla demişler, kusura bakma. Sağ ol Turan, değil mi? Kur'an kursu binamız var. Mustafa Kocakaya, tabii geçtik, bir de eğitim kısmı var bunun. Muhterem davetliler. Aşağı yukarı 20 senedir aranızdayım. Bir delikanlı arıyordum, buldum elhamdülillah. Gençlere yalvarıyordum, ne olursunuz şu köyümüze sahip çıkalım. Sahip çıkalım diyordum. Aşağı yukarı 2-3 saattir dinliyorum, delikanlıma bir maşallah deyin. Bu da sizin yiğit evladınız, torununuz. Hamdolsun. Ben de diyorum ki Hüseyin Kayır Beyefendi, şu anneler ablalar yanında olduğu müddetçe korkma, yürü devam et, biz de senin yanındayız, duacıyız. Kaymakamlıktan müsaade alınmış, bu ara müftülükten denmiş, müftü beyden de izin vermişler, bize de geldiler, dua eder misin? Ne demek? Bu al bayrak altında bu vatanın dört bir tarafı bizimdir. Yörüğüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Lazıyla, Abasıyla, Türküyle. Bu vatan bizimdir, şehidiyle, gazisiyle. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Özellikle bakın, bu delikanlıya sahip çıkalım. Herkes kendi işini yapıyor ama bu milletin işini yapıyor. Dinliyoruz yetim çocuklarından sağlığı ocağına kadar. Hocam sen de aramızda bulun dediyse camisinden, Kur'an kursundan, kadınıyla, erkeğiyle. Efendiler, böyle herkese nasip olmaz hayır işlerinde koşturmak. Heyhat, hep yanında olacağız. Nerede çağırırsa biz de orada yanında olacağız inşallah. Anneler, babalar, dedeler ve neler, bilhassa genç kardeşlerim, Bezirgan'ın potansiyeli mükemmel. Akıl var, para var, arazi var, kadınıyla erkeğiyle genci de var. Ne eksik, birlik ve beraberlik. Hamdolsun, adına demişler Yörük Derneği. Türkmen Yörük Derneği. Ne olursa olsun yahu, bir dernek ya. Almış bayrağı, çıkmış öne ya. Yanındayız elhamdülillah. Duamızı yapalım. Şöyle saygı. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdun, ya Hayyun, ya Kayyum, ya Hakemun, ya Adlun, ya Kuddus. Ya Kafa, ya İnsat, ya Hamim, İnsin, gafir lana. Allahümme affe vel afiyete ümmeti Muhammedin bi hurmeti Muhammed aleyhisselam. Bi hurmeti innallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. La
La ilahe illallah adede halkı. La ilahe illallah adede kelimati. La ilahe illallah rıza nefsi. La ilahe illallah zinete arşi. La ilahe illallah mine semavati. La ilahe illallah mifle zalike ma'a Muhammedur Resulullah sadikul emin. Ya Rabbel Alemin, sana açılan ellerimizi, sana yönelen gönüllerimizi, seni zikreden dillerimizi, secde eden başlarımızı, iman eden ruhlarımızı, canlarımızı, tenlerimizi soldurma Allah'ım, söndürme Allah'ım, kulluğundan ayırma Allah'ım. Bizi bir eyle, bize muhabbet hasıl eyle. Bizi ya Rabbi gönülden gönüle, fikren fikra, yoldan yola, komşudan komşuya, arkadaştan arkadaşa, doğudan batıya, kuzeyden güneye, şu milleti ya Rabbi aleme örnek eyle. Ya Rabbi şu cemaati, şu kardeşlerimizi, ablalarımız, annelerimizle beraber, gençlerimiz, dedelerimiz, nenelerimizle beraber bir eyle ya Rabbi. Kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Yeryüzü, gökyüzü afatlarından muhafaza eyle. Her türlü şerlerden, hasitlerden, fasitlerden, muzırratlardan, muşırratlardan muhafaza eyle. Düğünlerimiz bir olsun, cenaze törenlerimiz bir olsun, şenliklerimiz hep beraber olsun Allah'ım. Bezirganın değil eski tarihi günleri değil de gelecek günleri daha aydın, daha parlak, daha şenlikli, daha bir güçlü, kuvvetli olsun ya Rabbi. Yerin altındaki yatan ruhaniler hürmetine, şehitlerimiz hürmetine, gazilerimiz hürmetine ya Rabbi, aklıyla hizmet edenler, cebindeki imkanlarıyla hizmet edenler, eliyle ayağıyla hizmet edenler, malıyla hizmet edenleri nasip eyle. Bizleri bir eyle ya Rab. Tefrikadan, küskünlükten, dargınlıktan, hasetten, fesattan uzak eyle. Şeytanı aramızdan uzaklaştır ya Rab. Ya Rabbel Alemin, ya Ekrem el Ekramin, şu al bayrağın altında her türlü şenlik bayram edasıyla layıktır bu topraklara, bu vatanlara. Şehidim şehit olurken nişanlısına selam eder. Evli olan şehidim evlilere selam eder. Ben gidiyorum, arkamdan bana dua edin diyor. Allah'ım bu bayrağı semalardan indirtme. Bu milleti birbirine düşürme. Ya Rab, ya Rab, şehitlerimizin hatırına, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın adına, Kur'an-ı Azimüşşan adına, birlik beraberliğimiz adına ya Rab, derneğimizi başarılı eyle. Bu dernek doğudan batıya törenlere koşturuyor. Güç kuvvet ver ya Rabbi. Nefislerine uydurma, gurura kibire kaptırma, ama güçlerini artır. Arkadaşlarını, gençlerini, yoldaşlarına güçlü eyle, güç kuvvet ver ya Rabbi. Senin yolunda olsun, milletin yolunda, Türk bayrağının yolunda, bu milletin, bu devletin yolunda olması dilekleriyle, şuradaki gözü yaşlı, kalbi hüzünlü, dertli analar, bacılarımız, kardeşlerimizin duaları hürmetine ya Rab, bu milletin, şu köyümüzün geleceğini parlak eyle. Gençlerine birlik ve beraberlik lütfeyle. Çok genç kaybettik. Buraya geleli çok cenazelerde gençleri yıkadık Allah'ım. Yeter gayri gençlerimizin ömrünü uzun eyle. Hayırlı işlerine muzaffer eyle. Cezallahu Teala anna nebiyyena Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ma hu ehlü. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Şöyle faaliyetlerin çoğalması ve başarıya ulaşması için şeytana inat bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Geleceğimizin aydınlığı için bir dahi eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, hayatımızın ve mematımızın bu kelime üzerine sabit kadem olması için bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bunun böyle olduğunu tahdik ederiz. İkisi de yetimdir. İkisi de küçük yaşta, genç yaşta yetim düştü. Birisi iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Efendimiz. Bir diğeri de bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni silah arkadaşlarıyla emanet etti. Yetim bir çocuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını anıyoruz ve programımıza başlamadan İstiklal Marşımızı başka yerlere çeviriyorlar. Öyle değil. Esas Gırtlak Boğazı'ndan kalan üç telliğe dökülmüşler. Parmak Boğazı'na. O zaman çobanlarda Gırtlak Boğazı yarışı meşhur. Bakalım bu üç telli Gırtlak Boğazı'nı yapabilecek mi, ona bakacağız şimdi. Sizlere bir dinleteceğim.
Oh,